Yemek benim ilk aşkım. Farklı sektörlerde çalıştıktan sonra tutkumun peşinden gittim ve şef ceketini üstüme giydim. Yıllarca ders verdim. Restoranlar işlettim. Ama yemeği daha fazla bilme arzum hiç eksilmedi. Öğrendim ki yemeği bilmek toprağı bilmekten başlıyor. Çünkü bu topraklarda bin yılların bilgeliği var. Ben Burak Zafer. Şimdi bu bilgeliğin peşinde her hafta başka bir şehirdeyim. Sanırım Türkiye'de en sevdiğim yere geliyorum. Burası Gaziantep. Neredeyse yemeğin başkenti diyebiliriz. Zaten mutfağı UNESCO tarafından da koruma altına alındı. Burada Serbülent'le buluşayım ilk önce. Serbülent benim çok yakın bir arkadaşımın kuzeni. Daha önce birkaç kez denk gelmiştik. O karşılayacak beni. Abi günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk, dondum ya. Bu sabah bu kadar serin olur mu ya? Soğuk, karasal iklim burası. Ankara gibi ya. Evet. Sabahın hoş geldin, nasıl geçti yolculuk? Hoş bulduk, yolculuk güzel, iyi. Ama çok üşüdüm ya. Bir demli çay alabilir miyim? Bu ne ya? Soğuk. Burak'la ilk millet anında buluştuk. Çok üşümüş ve acıkmıştı. İlk önce bir çay içirdim kendisine. Daha sonra kahvaltı diye tutturdu. Çayını iç, hemen başlayalım o zaman. İçerim ya. Burası Tarihi Bey Mahallesi. Burası Oyuncak Müzesi. Güzelmiş bunlar. Burası Atatürk Anı Müzesi. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ev. Ha, buraya mı kayıtlı? Türk'te nüfus kütüğünde Atatürk buraya. Bu konakta kalmış var. Atatürk geldiğinde. Ne zaman biliniyor mu? Biliniyordur da. Yani... Hangi dönem? Kurtuluş Savaşı dönemi falan mı? Yok, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Sonra. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra. Ha, Cumhuriyet kurulduktan sonra. Çok güzelmiş. Şimdi restore edildi şey mi? Restorasyonu anı yapıldı evi. Evet, bu bütün sokakların restorasyonu belediye tarafından yapıldı. Güzel, bayağı şey yani değerli toplu gözüküyor, taşlar falan. Evet. Çok güzel. Yakın mı peki şey gideceğimiz yer bizim? Yakın, az yürüyerek tabii, gidersek yakındır. Yürüme biliyorsun abi, enerji harcadıkça. Kahvaltı işte daha başlamadık. Bir ara başlamak lazım artık başlamak yani. Başlamak lazım. Şey, sen güzel şimdi böyle. Kendini bize bırakırsan. Tamam, ben bıraktım. Her türlü. Bıraktı bırakmıyor, sorun değil yani. Kahvaltıdan önce yiyecek yaparız. Ne varsa. Abi ben bir an önce başlamak misafir istiyorum. Misafir edeceğiz yani şey. Seni. Şimdi kahvaltı dedin sen ama bize kahvaltıdan önce seni başka lezzetler tattıralım. Nohut dürümü. Her fırında sabahları mevcut olur. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne var? Sağ ol, teşekkür ederim. Bakayım. Ustam nasıl olay şimdi? Bu mu ekmeği? Daha ince tırnaklı olmaz ekmek. Ha, daha ince olmaz mı? Olur da orijinali bu. Orijinali bu mu? Orijinali tamam, mı? Orijinali neyse sen onu yap. Aynen öyle dedim. Ne, ne var onun içerisinde? Maydanoz çok. Maydanoz, soğan, soğan. Tamam. Ben acı severim ama. Acılı yaparız. Ben ikini de acılı yaparım. Valla seninki de acılı olsun. Ustam yok, çok da. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Serin evlerden geliyorsun. Uzak mı buraya? Uzak ya. Yani en az 5 kilometre var mı? Var. Çok mu? 5 kilometre. Evet. Orada bir sürü nohutçu var. Dürüm için mi geldin? Evet, dürüm için geldim. Bir sürü nohutçu var, yiyeyim mi? Peki bunun, Ustam'ın nesi farklı? Orada bir farklı bir tadı var ya, çok güzel ya. Lezzet. Ne farkı var? Lezzet. Ustam. Valla yiyenler öyle değil. Ne, nasıl evet yapıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Nohut, su, kemik. Nohut, kemik, suyu o kadar. Hepsi bu. Nerede pişiyor bu? Bu ocak, taş fırında, ocakta bir şey. Taş fırında. Ben kahvaltıya gidelim dedim. Serbülent dedi ki abi bir dakika o işi hallederiz, kahvaltı kolay. Ama önce bir nohut dürüm yemeye gidelim dedi. Beni alıp bir fırının önüne götürdü. Fırında gece boyunca zaten nohutlar pişiyormuş. Aynı zamanda da odun ateşinde çok güzel pide ve lavaş yapıyorlar. Bana şey yapsana ustam, ben tadına bakabilir miyim boş nohut olarak? Azıcık açlık verir oradan. Çok az, çok az dürümeyeceğim zaten. Bir öyle boş tadına bakacağım. Tuz atayım az bir şey. At at. Biber. Acı. Yok, sağda da adına baksın. Sağda da adına evet baksın. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yani sade nohut. Evet. Ya. Nasıl lezzeti? Gerçekten şu anda aşırı şaşkınım ya. Bu orijinal Antep nohut dürümü bu. Kaç para peki böyle şeyi, dürümü? Bu ince ekmek 3 lira. 3 lira. Diğer ekmekten 3,5 lira. Ben çok yerim bundan.
Ama ben 20 liralık yesem 7 tane yerim yani. Yok, bir tane yeterse. Yok, şişirir ya. Fazla da. Daha buradan sonra başka yerlerimiz de var. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha söyle, şişirir mi? Zaten. Neyi şişirecek abi daha? Yani normalde sadece burada var sanırım nohut dürüm. Antep'e özgü bir şey. Ben nohut severim ama bu kadar güzelini hiç yememiştim. Bu kadar tane kalmış nasıl ya? Bu işte sırrı bu. Bana anlatsana sen. Bana söyle sadece. Bana söyleyeyim işte. Nasıl? Nohut ıslıyoruz. Akşam tekrar yeni sudan yıkıyoruz onu, tamam. Süzüyoruz. Vazanlara katıyık. Ondan sonra ocağa sürük. Sadece duz. Abi bu ne ama ya böyle... Bu olabilir mi ya? Bunu çok şaşkınım. Bunu hiçbir yerde bulamam bu şekil. Aramam zaten ben bundan sonra. Aramıyorum. Burası benim yerim ya. Beklerim abi. Ustam eline sağlık. Afiyet eline sağlık ustam. Bu abi bu aşırı lezzetli. Ekşisi nasıl? Her şey çok güzel. Ekşisi, soğanı, maydanozu. Ağlamak istiyorum sevinçten. Bu ne ya? Nohut dürümleri alıp yürü yürüye devam ettik. Çünkü ben hala kahvaltı istiyordum ve kahvaltıya doğru gittiğimizi düşünüyordum. Çok net söylüyorum, şimdiye kadar yediğim en güzel nohut olabilir. Evet. Bu muazzam yani, o dokusu, yumuşaklığı, lezzeti falan. Ben kahvaltı etmeyecek olsak yerdim. Yok, ben daha. Yok, daha kahvaltıdan önce bir sürpriz daha var. Gitmiyor muyuz kahvaltı? Yok, abi, Beyran'a gidiyoruz şimdi. Ha tamam, o güzel, Beyran seviyorum en azından. Sonra kahvaltı ama. Tamam, olur. Tamam, güzel abi. Bize uyar. Meşhur sıcak kış aylarında. Yazın içilmez mi? Yazın içilir ama kış aylarında böyle gribe. Abim kolay gelsin. Hoş geldiniz. İyi abi, buyurun. Kolay gelsin usta. İşte hoş güzel. Abi. Ben beyran istiyorum. Acılı ama sarımsaksız. Başım ben de bol geldim. Acılı, bol sarımsaklı. Baş üstüne abi. Kemik suyu değil mi? Kemik suyu abi. Dışarı oturalım mı? Şuradan oturur, bakacağım biraz ya. İsterseniz. Buraların en sevdiğim çorbası beyran olabilir. Fırsat buldukça içiyorum. Ama tabii ki yerinde içmek her zaman çok daha güzel. Çok besleyici, çok lezzetli. Biraz daha acı biber atarsanız içerisine, işte o zaman gerçekten gün aydın oluyor. Abi, şu güzelliğe bak ya. Mükemmel bir tat. Acı olmamış. Ha, az acı. Pul biber atabilirsin. Limon da sık, limon da iyi olur. Abi yalnız bak, hem bunda acı var, pul biber var, yetmemiş buraya da şey, tazesini koymuş. O acı. Oha, bu de burada şey, isot. İsot. İsot da atayım. İsot sizin mi, Urfa'nın mı? Urfa. Her sabah içiliyor mu? Yani canın isterse her sabah ama çeşitli şeyler olduğu için haftada bir belki sıra gelebilir. O kadar çok yemeniz var yani. Tabii. Buradan sonra bir sürpriz daha var. Kahvaltı? Kahvaltıdan önce. Kahvaltı ne zaman? Beyrancı'da yeterince acı bir çorba içtikten sonra yine yeni bir kahvaltı ümidiyle tekrar yollara düştük. Beyran güzel abi, acı. Güzel, bol acı. Acıdan sonra bir de tatlı yapalım. Yaparız abi. Bunu Adana'da da yapmışlardı bana. Acı, tatlı, senin meşhur turgu. Bir katmerci ustamız var, Zekeriya Usta. Tamam, onu biliyorum ben. Daha önce yedim ondan da yedim. Giderim yani şey. Tamam. Bir de benle git. Bakalım ha. Nasıl olacak. Ben gidelim. Senle de giderim, sensiz de giderim. Ben siz de. Ben severim. Yok, ben abi siz şey. Gitme. Onun kültürünü çok severim o işin. Değil yani. Mi? Yıllar işte açma tekniği. Aynen. O çok ilginç bir teknik ya. Onları falan becerebilir düşününce, misin açma tekniği? Bir kere denemiştim. Belki de denerim orada da. İnşallah bakalım. Bakalım olursa abi. Bir tadına bakalım katmerci. Tamam, en sevdiğim katmerci bu da zaten. Tabii. Gel. Oo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam, kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oy, güzelliğe bak. O şey değil mi? Süt kaymağı. Süt kaymağı ama ne kaymak? Sipariş verince yapıyorsun değil mi usta? Tabii ki. Güzelliğe bak. Yeşiller, ya. Beyazlar, şekerler derken abi kapatıyoruz şimdi güzelce ne? Bu da yağımız güzelce. Bu ne yağıydı? Bu yöremizin sade yağı. Biz tereyağı diyoruz. Ha, tamam, biliyorum sade yağı arıtılmış. Evet. Evet. Siz de açmak ister misiniz? İsterim tabii. Usta? Olur mu? Yapabilecek Deneyim. Misin abi? Hayır ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Yapamayacağım. Verin görünüyor abi şuna. Al şunu. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım önce. İcraat lazım diyoruz.
Ben buraya sığmam ki. Göbeğim var benim. Abi, çekeriz biraz. Tezgahı genişletin. Güzel. Portat. İkinci ismini söyle bakalım. Burak. Burak'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Zekeriya Usta'nın yanına gittik. Buraların en eski kat mercilerinden birisi. Oğlu Mehmet'le beraber biraz sohbet ettik. Tezgahın başındaydı. Ben de tezgaha geçtim. Katmer açmak istedim. Şimdi günü bana bakıyorsun. Tamam. Tamam bak hamuru tuttuk bu şekilde. Ben... Bak bu şekilde çeviriyoruz. O ne ya? İşte böyle. Usta... Anlamadım ki. Tutuyorsun, çeviriyorsun. İşte böyle olur. Bak yavaş yavaş. Ağır çekim de sen yapacaksın. Böyle biraz ağır çekim yapalım. Ha? Tamam işte şöyle yaptık bak. Köşelerden büyütüyoruz. Öbürünü beraber yapacağız. Çeksen uzuyor, tamam. Bu yöremin kaymağı tabii ki. Şeker alıyoruz. Hoppa! Katmer açmak biraz beceri istiyor, biraz tecrübe istiyor. Biraz yıllanmışlık istiyor. Tabii ki öyle 5 dakikada öğrenecek bir şey değil. Çok banma, çok banma. Öyle olmaz. Böyle yavaş yavaş. Al bakayım şimdi merdaneyi. Yeter, yeter. Çok açma. Şimdi... Dur, yavaşça, yavaşça. Yeter, duram, duram, yeter. Duram, duram, duram ne demek ya? Bekle. Durakladın, bekle. Bak şöyle tuttun bak. Bak şöyle dizin, ha şöyle. Ha, böyle dizin. Hadi bakayım. Bu böyle. Evet. Bu da böyle. Evet. Değil mi? Evet. Bunu kaldırıp böyle yapıyor. Katmer hamuru farklı bir teknikle açılıyor. Öyle aldım oklavayı, merdaneyi, üzerine koydum açıldı gibi bir şey yok. El emeğiyle açılıyor. İlkinde böyle tam yaptım diyorsunuz böyle hop karışıveriyor. Sağ olsun Mehmet abi hemen yardıma yetişti. Onu düzeltti. İşte bu. Hemen bir şey söyleyeyim. Çıraklığım bitti benim değil mi? Bitti abi. O zaman ustam hemen dur önce şunu yiyeyim. Ondan sonra. İlk önce ustama tattırman lazım. Artık çırak değil. Sütten doğrudur. Asıl Zekeriya Usta yani çok büyük bir usta. Şimdi yaşı biraz ilerlediği için çok fazla tezgah geçmiyor. Oğlu devralmış. Herhalde 50 yıldır falan çalışıyordur Mehmet abi. Oğluna göz ucuyla bakıyor iyi öğretip öğretemediğine. Eğer bir şey olsa kesinlikle müdahale edecek. Buna çok eminiz ama ne Mehmet abi fırsat verdi demek ki iyi öğrenmiş. İyi aktardı bana. Ben de zaten çok fazla bulaşmadım. Hemen katmer yapmaktan katmer yemeye doğru geçtim. Katmerden sonra nasıl miden? Güzel ama benim abi midem her zaman boştur yani. Bana yani bak burada bir de salepçimiz var Hasan Usta. Tamam. Geçerken beraber minik bir bardak. Tamam. Mis. Çok meşhurdur yoksa, bura. Havuç çok güzel. Yıllardan beri buradadır. Selamun aleyküm Hasan Usta. Aleyküm selam baba. Usta kolay gelsin. Nasılsın ne var ne yok? Vallahi çok şükür Allah'ın keremine. Misafirimize güzel dostlar, toprağından tattırmak istiyoruz. Tabii. Nasıl? Tabii. Bayağı güzel ya. Kaç yıldır buradasın? 82'den beri buradayım. 82. Evet. 37 yıl. 37'ye girdim. Benden genç ama hala. Antep fıstığı Bostuslık. Üzerine. Tarçın evet. Antep fıstığı. Ne kadar bardağı? Bu 1,5 lira. Sonra çıkarlar abi. Evet. Şuradan iki tane alır mısın usta? Soğuk havalarda çok güzel geliyor. Amca da 40 yıldır yapıyor. İşinin de ehliymiş. Hemen orada durup birer bardak, küçük bardak salep alıp yolumuza devam ettik. Güzel bu ara sokaklar falan. Evet, burası şey restorasyonu yapılan bir sokak tamam. Belediye tarafından. Murat'ın şeyi yok mu burada? Evet, Murat Gülloğlu'nun imalathanesi var. Ha, sen kahvaltıya oraya mı getiriyorsun beni? Yok, Davut kahvaltıya tamam. Var. Buraya girelim ondan sonra bakalım. Merhaba güzel kız. Adı ne senin? Ayşe. Çok tatlıymışsın. Ne kadar güzel gülüyor gördün mü? Evet, evet. Ama bu sokakta işte... Aha, buydu değil mi? Evet, burası. Antep'in çok güzel dar sokakları var. Tarih kokuyor. Oralardan devam ediyorduk. Bir anda böyle hatırlar gibi oldum sokağa. Dedim ki ya burası Murat'ın imalathanesi değil mi? Murat da 150 yıllık baklavacı ailesi burada. Sabri abi. Sabri abi hoş geldin. Sen de gezin gelme ya. Abi bu arkadaşı getirdim. Burak abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu olmadı ama. Olmadı mı? Bu olmadı abi. Bu ayıp oldu. Çok yedi ondan sonra. Abi sen bu adamı doyuramazsın. Sen bundan ne gezin sen ya? Şu ne abi bak böyle... bu olur mu abi ya? Çok yemişsin ha? Hangi çırakta var böyle bir şey? Gel abi. Hoş geldin. Kaç gram? Gramla tartıyorlar. 400. Yeşil altın abi. Yeşil altın bu. Bak aklı karıştı şimdi. Helal şunu alın uğraşma gel. Tamam. Sana burada şimdi hamur açtırın diyeceğim. Yok olmaz o iş abi. Ama abi yapamazsın şimdi bu adamların her biri en az 10 senedir bu işi yapıyorlar. Yani kolay değil o iş öyle. Bence sen gel biz seninle şeyden başlayalım. Döşemeden başlayak gel. Olur abi. Gel abi. Ama aklım da kaldı burada ha. Vallahi geniş bir vaktinde gel 10 sene kadar sana öğretelim. Çok çalışman lazım. 10 sene.
Gel abi seninle şurada tezgahın başına geç. Buradan başla ele döşemeye. Buradan başlayayım abi. Aynen. Bak şunun dokunuşuna, hissiyatına bakar mısın? İpek gibi. İncecik. Yazı o kadar arkasından. Ya. Ya şimdi bunu açmak kolay mı? Öyle 5 dakikalık iş değil. Değil. Şimdi ne yapıyorum usta? Söyle. Bu şekilde. Bu şekilde kenarlar taşmayacak şekilde. Kenara taşmayacak, içine atıyorum. Ne kadar atacağım? Sen dur diye ne kadar mı? Bunu mu atayım, onu mu? Sen önündeki. Ha bunu. Ha. Herkes önünden. İpek gibi. Hop. Kolay mıymış? Ya bu kolay, bu işe değil bu ki. Kolay. Sen hep bu işi mi yapıyorsun evet. Hep? Tek işi bu mu? Hayır, tek işi bu değil yani, ama şu anda mesela gün boyunca baklava döşemeyi bu adam yapar. Açıyor musun orada? Ha tamam, onu da yapıyorsun. Hepsini de bilir. Hepsini de bilir. Aynen. Herkes her şeyi bilir mi? Herkes her şeyi bilmez ama mesela iyi bir aşamaya geldikten sonra her şeyi biliyor olursun. Çünkü herkes her şeyi bilmez, yavaş yavaş öğrenir çok insan. Örneğin şurada Yusuf, şu an çırak haline. Yavaş yavaş bunları öğrenecek. Askerliğe kadar önce çıraklık, daha sonra askerden döndükten sonra kalfalığa geçer, avur açmaya başlar. Askerlik şey, mertebe değişir. Askerlik burada bir evet. İçeriye girdiği zaman herkes çalışıyordu. Ben dedim sistem nasıl? İşte burada hamur yapıyoruz, burada açıyoruz. Aslında dedi yani sana açtırırım ama sen beceremezsin dedi. O yüzden seni daha becerebileceğim bir yere alalım. Döşemeye aldı beni, baklava döşetti. Burada en son aşama artık şerbetleme. Şimdi sana ben şerbeti sen ver diyeceğim ama bu veririm. Ciddi bir ustalık gerektiriyor. Çünkü ustam burada aşağıda yapılmış olan herhangi bir işlemde yapılan bir kusur varsa onların hepsini görür. Şerbetlemeyi yapan ustabaşı Arap usta bu dükkanda yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin içerisinde. Asıl ustalığı baklava piştikten sonra gördüm. Fırından çıkan o baklavalara Arap ustanın şerbet dökme anı var ki işte orada buram buram bir ustalık var. Tam gerçekten burası şey. Gastronomi kenti. Ödülün hak ediyor ama yani. Tabii canım. Yani UNESCO gerçekten çok doğru bir karar vermiş burayla ilgili. Burası gastronominin başkenti olabilir. Ben çok seviyorum zaten. Güzel şeyler dedim. Neyse yemeğe devam edeceğim ben. Tamam. Abidine gidiyorum. Tamam yemek hazırlayacağım, çağıracağım seni. İnşallah. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah abi, çok sağ ol. Burak beni aradı. Serbülent abiyle beraberlerdi. Serbülent kendini kahvaltıya götürmemiş. Çok sıkıldım. Beni kahvaltıya götürdü. Buluşalım dedi. Tamiz kahvesinde buluştuk kendisiyle. Burak abi hoş geldin. Abidin ne haber? İyi sağ ol abi, seni sormadım. Sefalar getirdin. Çok iyi sağ ol. Bir sıkıntım var, Serbülent gezdiriyor sabahtan beri. Nerelere gittiniz, ne yaptınız ya? Nohut'a gittik, Katmer'e gittik, Beyran'a gittik. Mis. Yürüme gittik, kahvaltı diyorum abi. Kahvaltı yok hala. O iş bende ya. Hadi gidelim. Hadi hoş, gidelim. Kalsın, kalk abi kalk. Kahvaltıya götür beni ya, Allah aşkına. Tabii gidelim hemen. Antep'e gelip aç kaldım diyeceğim abi. Dışarıda kötü reklam olacak ondan sonra. Yok yok, öyle şey olur mu? Biz seni doyuracağız. Serbülent abi seni çok yere götürmüş de bir yöresel Antep yemekleri yedirmemiş. Abi kahvaltı gel. Diyorum ya. Ya yöresel Antep. Tamam önce bir yöresel yemeklerden yiyelim. Muhammed Usta yemeklerinden sonra kahvaltıya gideriz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam güzel yere geldik. Evet. Güzel. Yöresel yemeklerimiz var burada. Burada küçük küçük tabaklarda da yapabilirim. Yuvarlama. Evet. Yuvarlama. Bundan da istiyorum. Evet. Şu ne? O soğan kebabı. Ver. Bu neydi? O? Yuvarlama. Yuvarlama. Antep yuvarlaması. Güzelmiş. Bizim bayramlarda yapıyoruz. Dolmadan bir çatal alayım ya. Biliyor, geliyor çünkü. Hah, hah. Geldin mi? Ver abi. Biz de bari bunu yiyelim. Ne o? Abidin anlamadım neden ama sadece bir tabak yemek seçti. Yoğurtlu patates seçti. Oysa ki orada çok güzel dolma vardı. Ne bileyim ekşili köfte vardı, yuvarlama vardı yani. Onları seçebilirdi ama bilmiyorum çok aç mı değildi acaba yani. Bir tabakla idare etti. Pancar aşı evet. Pancar aşı. Şu ne? O eskili ufak köfte. Bu nasıl yapılıyor? O soğan kebabı küçük soğanların içerisinde yarıp içine et konuyor. Ve nar ekşisiyle beraber servis ediliyor. İçinde nar ekşisi de var. Kabuğunu atıp içini tamamen yiyebiliyorsun. Çok güzel diyor yöresel yemekçiliği. Zaten diyorum yani buranın mutfağı en sevdiğim mutfak olabilir benim.
Antep'in sokakları sürprizlerle dolu. Hele ki çarşının olduğu, eski merkezin olduğu yer. Bütün her şey orada dönüyor. Bakıcılar çarşısı, baharatçılar çarşısı, peynirciler, bıçakçılar. Kafamı nereye çevirsem bir şey var. Bir tarafta bıçak var, bir tarafta bakır tepsi var. Öbür tarafta peynir, baharat, salça, acı, biber. Yani inanılmaz bir şey. O yüzden dolanırken de hem genelde kullanmak için hem de burada yapacağım yemekte kullanmak için birkaç malzeme satın aldım. Hoş bulduk. Abicim kolay gelsin. Eyvallah efendim. Menengiç kahvesi istiyorum. Tamam. Siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Efendim biz bunları sıcak tütün içine. Sade de kullanıyoruz. Sade ne yapıyorsun bunu? Sade efendim sıcak tütün kaynatıyoruz. Tamam. Bundan bir mama kaşığı içine çalıp. Başka herhangi bir şeyde? Bazen bazı şeylerle yok, çok başka iyi yemekte yani. Kullanıyor musunuz? Yok. Hiç. Sadece içmek tamam. için. Olur mu? Yemekte kullanılır mı o? O da senin keyfine varmış bir iş. Bakalım bizim keyfimiz nasıl? Kaç para o? 10 lira, 10 lira ha, çok tamam, değil. Tamam 10 lira çok değilmiş. Kavanozu bile güzel ya. Eve götürmek için menengiç kahvesi aldım. Buraların yine meşhur kahvesi. Yabani Antep fıstığının ezilmiş hali. Abicim kolay gelsin. Eyvallah abicim, hoş geldiniz. Sağ olun. Tuzsuz Antep peyniri arıyorum. Hemen abicim veriyorum. Şöyle ben size tattırayım. Hepsi aynı bunların? Abi ayrı ayrı. Farklı farklı köylerden gelir. Hmm. Hepsi tam yağlı, tam kaynamış. Başka? Ekstra peynir. Mesela şu farklı bir köy. Bunun yağı mı daha fazla? Pişmesi daha güzel. Paraları ne? 25 TL. Oha bu güzelmiş. Çok harika evet. Gıcır gıcır yapar yerken. Bundan ver abi bana. Yarım kilo. Hemen veriyorum abi. Peynir aldım. Antep peyniri tuzsuz. Neden hala İtalyan peynirinin peşinde koşuyoruz bilmiyorum ama çok güzel bir peynir. Abicim merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Bıçak arıyorum ben ya. Bıçak aldım, çok güzel. Küçük bir bıçak, bunu çok arıyordum zaten. O küçük bıçaktan buldum, onu aldım. Ben böyle. Tamam. Allah teşekkürler, hayırlı işler. Güle güle, güle güle efendim. Yemek yapmak için bir yer arayışım vardı. Bu eski bir Antep konağı, bir arkadaşım var, ona telefon ettim. Dedim ki Ayşe, yemeği sen de yapabilmiyorum. Çünkü bir yandan da hava çok değişiyor bugün. Neden bilmiyorum. Geldiğimde soğuktu, gün içinde bir güneş açtı, böyle parladı, ısındı. Sonra tekrar gölge, tekrar rüzgar, ardından yağmur. Çok iyi oldu çünkü burada hem çardak var, hem açık alan var. Salata yapmak aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. Salata yapmak özen istiyor, bilgi istiyor, birikim istiyor. Her şeyden daha önemlisi iyi malzeme istiyor. Tabii buralarda çok iyi malzemeler var. O yüzden çok güzel salataları da var buranın. Neredeyse tüm Türkiye'de bulunabilecek salatalar var buradan çıkan. O yüzden ben Gevurdağ salata yapmak istedim ama biraz değiştirmek istedim. O yüzden küçük renkli domatesler buldum. Onlardan kullandım. Genelde Gevurdağ'ın da biraz daha ince doğranır. Ben biraz daha iri iri doğradım. Çok az soğan, biber. Hem çok renkli bir tabak oldu, rengarenk bir tabak oldu. Hem de çok lezzetliydi. Abidin'le yemek yerken bir tane piripiri maşı vardı. Piripirim semizotu demek. O yüzden semizotundan da bir salata yapmak istedim. Onu nasıl lezzetlendirebilirim diye düşündüm semizotunu. Kırmızı elma aldım çok güzel. Hatta pembemsi elmalardan aldım. Onlardan doğradım. Biraz zeytinyağı, biraz tuz ve tabii ki üzerine de bolca ceviz. Tabii ki her yemeğin bir sürprizi olmalı. Bu yemeğin sürprizini sona sakladım. Aslında son derece basit bir tatlı yaptım. Biraz tereyağı, biraz bal, biraz kremanın içerisine erittim. Onu da fıstıklı çikolatanın üzerine döktüm ama sürprizi şuydu. İçerisine 2-3 kaşık pul biber kattım. O tatlıyla acının birleşimi, hatta bir tutam da tuz attım. Tatlı, tuzlu, acı böyle hepsi bir arada olunca çok farklı bir tat verdi. Abi çayları getirdim. Oo. O kadar yalvardım beni bir kahvaltıya götür diye abi. Evet, bir tane abi. Kahvaltıya gidemedim. Ben de kahvaltıyı kendim hazırladım. Abi yani nasıl? Biraz...
Kahvaltı... Efsane güzel duruyor Burak Şef. Ha? Ellerinize sağlık. Kahvaltıda baklava yiyor musunuz hiç? Ben genelde. Katmer yiyoruz da ama... Yani şeye, baklavaya çok sıra gelmiyor kahvaltıda ha? Ya. Yanarlı dönerli yemek yaptım abi size. Güzel. Abi başlayın, hiç şey yapmayın. Bir tek buna ellemeyin, bunu yapacağım şimdi. Bu nedir? Bu mu? Bu sizin fırınların o nohut dürüm yedik ya. Evet. Oradan açık pide. Lavaş ekmek. Tırnaklıdır, lavaş ekmek. Evet. Bu şey, yağ. Bu ne biliyor musun? Bu aslında bir gevurdağı. Bizimkine benzemiyor ama. Abi tadına bak sen. Bizim burada yavurdağı salatası, malzemeler doğranırdı. Burada domatesi ikiye bölmüş. Ceviz iri, soğan iri. Yani bizde sunum öyle de olmaz ama yine de güzeldi. Allah'ım, bu Antepli'leri, Antakyalıları memnun etmek zaten çok zor. Biraz. Bak bunun üzerine böyle... Abi. Ben bunu Denizli'de öğrenmiştim. Denizli'de bir amca var. Üzerine de böyle bolca... Yani her şey olur. İstediğini kullanabilirsin. Şöyle hafif bir hop. Değişik bir şey oldu o ya. Abi evet, bu aslında bir çeşit pide. Yani o öyle yapıyordu. Peynir pişmediği için tadı daha farklı. Hmm. Ama elmalı pirpirim güzel olmuş. Ya ben semizotlu salatayı ilk yapacağını söylediğinde içerisine meyve koyacağını, elma dilimleyeceğini söylemişti. Ben çok şaşırmıştım nasıl yakışacak, bu lezzet nasıl çıkacak diye. Ama elmanın çok güzel bir lezzet verdiğini gördüm. Çok farklı bir tattı, çok güzel olmuştu. Şimdi asıl... Asıl olay burada. Ne bu şimdi? Al abi bak tadına. Börek yapmış Burak Şef bize. Görüntüsü baklavaya benziyordu. Dedi bir yiyin tadına bakın, ondan sonra yorum yaparsınız. Yedik ama yani fıstık var içerisinde, tuz var, peynir var. Baklava görünümlü börek yapmış. Değişik ve güzel bir tat olmuştu. Sevdim yani. Aslında börek bu, baklava değil. Şeker niye yok? Ya şöyle niye yok biliyor musun? Baktım, her şeyi de tatlı yapıyorlar fıstıkla. Fıstık kullanıldığı her yer çok tatlı. Evet. Dedim ki ben bunu şey yapayım, tuzlu bir şey de kullanayım. Bizim burada fıstık olunca tatlıyla özdeşleştiği için tuzla fıstığı bir araya getiremedim. O yüzden böreği yani beğenmedim. Doydun değil mi? Doydum, güzel. Anne sağ ol. Daha dur, bitmedi. Tatlı getireceğim. Yani tatlı çok değişikti. Görüntüsü pudinge benziyordu. İçerisinde fıstık falan vardı ama... Acı da vardı. İlk defa yedim, böyle acılı tatlı gibi bir şey oldu. Çok başarılıydı, çok güzeldi yani. Sevdim ben, bayağı güzeldi. Burak Şef'in ellerine sağlık. Peki kahvaltısız bir günden memnun oldun mu? Ben gidiyorum kebap yemeye. Olmaz. Bir anda sofradan kalktı gitti. Ben diyor kebapçıya gideceğim dedi. Kebapçıya gitti.